Bütün dünyanın izleyici olduğu bir İsrail-Filistin savaşıyla karşı karşıyayız değerli arkadaşlar, değerli halkımız. Gece gündüz demeden İsrail Gazze'yi bombalıyor. Önceki kürsü konuşmamızda da bunun üzerine uzun uzadıya durduk. Ve bu savaş bitene dek biz burada mazlum Filistin halkının haklarını savunmaya devam edeceğiz. Dünya bu savaşı izleyerek karşılıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Filistin halkına gerçekten sahip çıkmak lazım. Bunun için de izleyici pozisyondan çıkılması gerekiyor. Her an büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bir tek devletin doğru düzgün kılı kıpırdamıyor. Bakın AKP iktidarı Filistin halkıyla dayanışma mitingi yaptı. Mitingde yapılan konuşmayı hatırlayacaksınız, Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı ve propagandayı. Adeta yerel seçimlere hazırlanmak üzere yapılmış bir miting gibiydi. Bu kürsüden defalarca çağrı yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. İsrail'le ticari ve askeri anlaşmalarınızı devam ettirdiğiniz sürece siz hiçbir şey yapamazsınız. Filistin halkının yanında olamazsınız. Şimdi diyor ki garantör olalım, gelin barışı sağlayalım. Kesinlikle acil bir ateşkes çağrımız bakidir, yineliyoruz buradan da. Ama buradan ben AKP'nin genel başkanına soruyorum. Siz kaç ülkenin ya da kaç toplumun ya da kaç savaşın ya da kaç çatışmanın çözümünde rol aldınız? Hiç. Hangi barışı sağlamak için elinizi taşın altına koydunuz? Hiç. Neyin garantörü olacaksınız? Hiçbir şeyin garantörü olamazsınız. Bir kere Türkiye'de Kürt sorunu bu kadar capcanlı, dipdiri ortadayken ve bu kadar barış yanlısı insanın çağrılarına dahi sizler kulak vermezken hangi barıştan bahsediyorsunuz? Hangi garantörlükten bahsediyorsunuz?